Bismillahirrahmanirrahim. Gramer açısından inceleme yapmaya devam ediyoruz. Burayı nasıl okumalısın? Lahaza faale gibi. Değil mi? Bu faale babından mazi fil lahaza. Belki lahiz emri hazır olamaz mı? Olabilir. Bir kere ne demek bu fiil? Lahiz ise sen düşün demektir. Lahaza düşündü. Lahiz sen düşün. Şimdi lahaza olsa düşündü. Kim düşündü? Fail nerede? Düşünme eylemi ancak bir insan tarafından yapılır. Peşine bir Ali, Veli, Hasan, Hüseyin var mı? Yok. Fiil geliyor peşine. Fiil düşünebilir mi? Alakasız. O zaman lahaza deme. Düşündü. Kim düşündü? Peşine Aliyun Ali gelse mantıklı ama yok. El fi'lu fiil faildir. Fiil nasıl düşünsün? O zaman bir yanlışlık var. Lahiz emri hazır yapacaksın. Fail gizli zamir ente olacak. Sen düşün. Sen. Düşünme işini sen yap. Tamam mı? Meful nedir? Meful el fi'le fiil. Es-sahiha sahih fiil. Sahih fiili düşün şeklinde değil. Yani el-fi'lu sahih, sahih fiil nedir? Üç nevidir. Olgusunu düşün. Yoksa el-fi'l kelimesi nasıl okunur? El-fi'lu mübtedadır. Fiil. Es-sahihu sahih olan fiil. Sahih kelimesi fiil lafzının sıfatıdır. O yüzden fiil lafzının irabına tabidir. Ma'murun bittebaiyye. Sıfat mevsuf ilişkisi. El fi'lu mevsuftur çünkü. Es-sahihu onun sıfatıdır. Ayrıca el fi'lu lafız tek başına nedir? Mübtedadır. Bu yüzden el fi'lu diyorum. Peki sahih fiil nedir? Selase lafzı haberdir. Tamam. Selasetu. Niye selasetü diyorsun? Sen buna neden şöyle okumuyorsun? Selase tün şeklinde. Neden temin vermedin? Çünkü selase lafzı nedir? Muzaftır. Muzaf olan kelimeler tenvin alamaz. Tamam mı? Haber olduğu için merfu olması gerekir. Merfuluk alameti kendisinin ney? Zamme. Neden? Müfret bir kelimedir. Müfret kelimelerin merfuluk alameti zamme olur. Temin alamadı muzaf çünkü. Envane muzafun ileyh. Nev'un, nev'ani, enva'un. Cemim keser, kırık çoğul. Türler, çeşitler demek. Selase muzaf olduğu için muzafun ileyhtir enva. Enva'in olur. Niye kelime cemi geldi? Nev'un. Nev'in olsaydı olmaz. 3'ten 10'a kadar olan rakamların peşine gelen kelimeler nedir? Temizleri yani nedir? Cemidir. Cemi olması gerekir. Enva'in. Bu bilgiye dayalı olarak aynın esreli olması gerektiğini anlayabilirsin. Mecrur olması gerektiğini anlarsın. Enva'in cemi mükesser. Cemi mükesserin irabı nedir? Mecruruluk alameti kesredir. Enva kelimesi nekre. Bir yere muzaf değil, gayrı muzdarif değil, mebni değil. Yani o alametler, o durumlar kendisinde olmadığı için temin almasına mani bir durum yok. Bu yüzden envain şeklinde temin alır. Peki, sahih fiil üç nevidir. Üçe ayrılır yani. Nedir o? El mehmuzu diyor direkt. Sen ne diyeceksin? El evvelu birincisi nedir? El mehmuzu mehmuz fiildir. Yani mehmuz kelimesi burada ne olur? Haberdir. Mübdedası nerede? Yok, ortada yok. Mahzuf bir el evveli var başında. El evvel mübdeda, el mehmuz haberdir. Demek ki mübdeda silinmiş. Evet. Birincisi mehmuz. Hüve o. Mehmuz nedir? Hüveyi hu okuyacak halin yok. Ha okuyamazsın. Belli yani. Zamirleri bileceksin. Hüve. Ma, bunu mi diye kimse okumaz. Ma'dır. Ma öyle bir şey ki kâne. Kâne olur değil mi bu? Kâni olacak hali yok. Kâne oldu. Ne?
Ahad kelimesinin Kâne'nin ismi olduğunu bilirsen, Kâne'nin ismini raf ettiğini bilirsen, Ahad kelimesinin dalına zamme vermen gerektiğini biliyorsundur. Ehadu. Tek zamme vereceksin. Niye? İlgili kelime muzaf. Az önce anlattığım şey. Muzaf olduğu için ne olur? Tenvin alamaz. Ehadu. Ehad bir demek. Madem muzaf, peşine gelen ne olur? Muzaf ne? O yüzden fa'ya esreyi vermişler. Ehadu hurufi. Hurufihi onun. Huruf harfun hurufun. Cemi mükesser kırık çoğul. Ehadu hurufihi onun harflerinden bir tanesinin olmasıdır. Hangi harfler? Nasıl harfler? El esliye. El esliyeti. Ta'ya esre vereceksin. Niye? Asliye kelimesi huruf kelimesinin sıfatıdır. Sıfatıyla mevsuf ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Huruf muzaf. Hey muzaf ileyh. Huruf mevsuf yani sıfatlanan kelime el asliye sıfat. Soru şu. Bir kelime aynı kelime yani tek bir kelime hem kendisinden sıfat almış hem de muzafın ileyhi var. Sıfatını mı öne almalısın, muzafın ileyhini mi? Muzaf ile muzafın ileyh asla ayrılmaz ama sıfatıyla mevsuf ayrılabilir. Yani sıfatıyla mevsuf arasına ne girmiş? Muzafın ileyh girmiş. Aralarına kara kedi girmiş, aralarını açmış. Kimin arasını açmış? Sıfat ile mevsufun. Huruf çünkü mevsuf aslıya sıfattır. Araya muzaf ileyh olan hi girmiş. Çünkü huruf ikili oynuyor. Hem muzaf ileyh istiyor hem sıfat istiyor. Ama huruf önceliği ne yapmış? Muzaf ileyhten yana kullanmış. O yüzden hi kendisine yakın. Peki hemze kelimesini nasıl okuyacaksın? Kâne ne yapar? İsmini raf haberini nasbeder. Hemze onun nesi? Haberi. O zaman mensup okumalısın. Mensup. Hemze müfret bir isimdir. İsmi müfredi munsarif. Avamil tabiriyle. Tabi beni anlayabilmen için en azından yani asgarisini söylüyorum. Emsile bina maksut artı avamil. En az bunları okumuş olmalısın. Bu seviyede farklı kitaplarda okumuş olabilirsin. Ama İmam Hatip'te ama ilahiyatta. Hemze ten, hemze ten, hemze te olmasına gerek yok. Hemze kelimesi temin almasına mani bir durum yoktur. O zaman temin alsın hemze ten. Mana hüve o mehmus ma öyle bir şeydir ki kânedir ehadu hurufihi el asliyeti. Onun asli harflerinden bir tanesi nedir? Hemzeten hemzedir. Toparlasan mehmus kendisine ait asli harflerden bir tanesi hemze olandır. Peki asıl soru. Kâne'nin haberinin hemze olduğunu, ahad lafzının da ismi olduğunu, Kâne'nin ismi olduğunu sen nereden anladın? Belki ahad haber hemze isim. Ahade hemze tun. Belki zıttı. Yani hangisi isim, hangisi haber neye göre anlıyorsun? Şuna göre anlıyorsun. Bak bu çok yerinde bir soru. Eğer kafanda böyle bir soru varsa güzel düşündün. Şuradan anlıyorsun. Evvela burayı bir tercüme yaparsın, tamam mı? Tercüme yapabilmelisin. 3 aşağı 5 yukarı. Profesyonel bir tercüme olmasa bile 3 aşağı 5 yukarı ortalama bir tercüme yapabiliyorsan orada tercümeye göre dikkat et. Manaya göre. Şunun isim olması, bunun haber olması gereklidir, gerekir, zorunludur diyebilirsin. Yani manadan yola çıkarak belirleyebilirsin. Çünkü haber dediğin şey bir şeyin olması haber gerçekten de bir şeyden haber verendir. İsim olan şey haberse sonuç gibi diyelim. Yani ahad harflerden bir tanesi var. O bir tanesi bir şey olması lazım. Ne olması lazım? İşte hemze olması lazım diyor. Hemze olması gerekir. Olunması gereken şey hemzedir. O zaman hemze haber. Peki neyin hemze olması lazım? Onlardan birinin. Ha, o zaman o da isim. Bunu anlayabilirsen hangisi isim, hangisi haber anlarsın. Harekeyi ona göre verebilirsin. Ve zalike mislu. Zalike, zaliki olacak değil.
Zaluku olacak isabet. Mislu. Misil merfu olarak okunur. Kendisi nasb, cer edecek bir şey yok zaten evvelinde. Mislu. Ehade. Mazi fiildir. Müfet, müzekker, gayb, mazi fiiller. Fetha üzere mebni olur. Bu fetha takdiri veya lafzi olabilir. Ehade'de takdiri bir yarab yok. Net bir şekilde. Ehade dersin. Ekele ve ede m l e b d e net bunlar. Bu şekilde buranın irabını izah etmeye çalıştık. Muzafa bakalım. El muzaafu muzaf. Muzaf ne? Şu yani esani ikincisi nedir? El muzaafu muzaaf fiildir. Sahih fiil 3 ayda dedi ya. Esani var bunun başında. Silinmiş bir mübteda var. Er muzaaf onun haberidir. Hüve o muzaf dediğim şey ma öyle bir şeydir ki kanedir. Harfahu esani harfahu. Bunu izah etmek istiyorum. Şöyle yapalım. Şimdi bir bilgidir bu. Nasıl bir bilgi? Şunu yazalım. Şöyle burayı birazcık uzatayım. İsim evvela. Harf çok. Puntoyu bitirelim. İsimlerin tesniyesi. Tesniyesi için. Tesniye bir kelime muzaf olursa sonundaki nun düşer. Yani ne demek düşer? Silinir. Yani görünmez. Muzaf olursa böyle. Harf halindeyken muzafsa kelimenin sonucu elif olarak görünür. Nasb veya cer halinde iken muzaf olursa kelimenin sonuncu harfi nedir? Ya olarak karşımıza çıkar. Önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Belki değildir. Peki bunu böyle anlattık. Şimdi devam ediyoruz. Ne vardı burada? Harfahu esani. Bir tane kelime yazalım. Kelimemiz müfret nedir? Harfun. Müfret bir kelimedir. Türkçe, Arapça aynı şey demek. Bildiğin harf. Tesniyesine gelir. Harfani olarak gelir. Harfani. Ne gibi? İşte kalemun, kalemani. Kitabun, kitabanı biliyorsun zaten. Harfani kelimesi tesniyedir. İsimlerin tesniyesi. Eğer muzaf olursa ne olur? Sondaki nun düşer. Yani yazılmaz. Harfa olarak görürsün artık onu. Bunu bil. Bir yerde harfa olarak gördüğünde neymiş bu? Tesniyedir ve muzaf olduğu için sondaki nun düşmüştür. Harfani kelimesi nasb veya cer halinde olsaydı harfani kelimesi nasıl yazılırdı? Harfeyni yani elif yerine ya yazılırdı. Önemlidir. Harfeyni. Kelime nasb veya cer halindeyken muzaf olursa ne olur? Nun düştüğü zaman gerine kalır. Harfey. Tamam mı? Harfey. Gördüğünde bil yani. Tesniye. Tabi harfey. Peşine gelen kelimenin ilk harfi sakinse iltikay sakineyinden yani iki sakinin yan yana bulunmasından kaçma amacıyla ya'ya esre verilir. Sakin iken, sukunluyken o sukun gider. Onun yerine esre gelir. Artık bu durumda nasıl yazılır? Harfeyi. Harfeyi. Önemlidir ve çok fazla örnekleri vardır. Arapça kitaplarda çok fazla görürsün bunu. Bir örnek verelim bu anlattığımız konuyla ilişkili olarak. Nedir? Yedün, yedün müfrettir. El demek. Kaç el? Bir el. Tesniyesi yedani. Ne demek? İki el demek tabii ki. Peki yedani tesniyedir.
Eğer bu kelime yedane muzaf olursa ne olur? Sondakinin ön düşer. Ne kalır geriye? Yeda kalır. İşte ayette geçen tebbet yeda var ya, tebbet yeda ebi lehebin geçiyor ya. Oradaki yeda nedir? Tesniyedir. Muzaftır. Esasen sonunda nun vardır. Tesniyelerin sonunda nun olur. Ama muzaf olduğu için nun düşmüştür. Bu yüzden ayette yeda yazıyordur. Tesni olduğu için iki el demektir. Tercüme ederken iki eli kurusun, kurudu da veya direkt elleri diyebilir tercüme yapan, meal yazan elleri kurusun. Çünkü elleri dediğinde zaten kimse orada 10 tane el anlamaz. Zaten iki eli var. Yani bu şekilde yapabilir veya direkt rakam da belirtebilir iki el diye. O artık meal yazarına kalmıştır. Peki harfa dedik, peşine hu zamiri gelmiştir. Bak hu muzafun ileyh. Harfa muzaf, hu muzafun ileyh. Ma öyle bir şeydir ki kanedir harfahu, onun iki harfi. Es-sani. İki harf derken yani iki harften maksatla es-sani ve salis değil mi? İkinci ve üçüncü harfi. Es-sani ve salis. İkinci ve üçüncü harfidir. Nedir? Mudgameyn idgam edilmiştir. Ve dalike mislu, bunun da örneği nedir? Messe, valle, medde, vanne, radde. Açarsan onları, messe nedir esasen? Bir tane mim. Peşine ne var? Artı yapmaya çalıştım. Peşine bir tane sin var. Peşine bir sin daha var. Açarsan. Medde ne demektir o? Me, de, de değil mi? İki tane dal var. Hepsi öyledir yani. Şeddi olarak gördüğün her yerde o harften iki tane vardır. Radde, ra, de, de, ikinci, üçüncü harf diyor ya, sen bakıyorsun radde. Burada iki harf var, bir ra, bir dal. Deme yani. Şedde var, o şeddeyi kaldırırsan demek ki, şeddeyi kaldırırsan, şedde neyin üstünde varsa, vavun üstünde mi var? Şeddeyi kaldır, iki tane vav demek o. İki tane vav peş peşe yazarak hem zaman kaybı yaşamayalım, hem fazla mürekkep harcamayalım, hem kağıttan tasarruf edelim, hem gözü yormayalım gibi gerekçelerden ötürü aynı harften iki tane yazacağına tek harf yazarsın, üzerine bir şedde koyarsın, olur biter demişler. Es-salimu yani es-salisu üçüncüsü, sahih fiil üç ayrı demişti ya, es-salisu, es-salimu, es-salis mübteda. Gizli tabi ben de görmüyorum aynen. Yani görememinize şaşırmayın. Es-salim ise haberdir. Es-salimu. Selime kökünden salim ismi faildir sarf açısından bakarsan. Ve o salim dediğim şey nedir? Ma öyle bir şeydir ki hala hariç kaldı. Hariçtir, dışındadır. Asluhu onun aslı. Onun aslı derken yani feal aynı lamel fiilini kök harflerini kastediyor tamam mı? Asluhu onun aslı değildir yani. Minel hemzeti ve tevaifi. Min harfi cer el hemzeti. Bunu celetmiş vav atıf harfi. Sağ tarafta bulunan minin etkisini vav ne yapıyor? Sol tarafa aktarıyor. Et-tev'ifi. Fa'da ne var artık? Kesre var. Atıf harfidir çünkü vav. Minel hemzeti ve tev'ifi. Hem şedde, tazı şedde demek. Hem şedde hem de hemzeden aslı halidir. Aslında orijinal harflerinde hemze de yok. Şeddelik bir durum da yok. Ve der ki mislu, bunun da örneği K, T, B, D, R, S, Daibe, Hafiza, Celese vesaire. Bu şekilde bir video çektik. Kolay bir metindi. Lisede okutulan bir kitaptır.